elimde tutmakta olduğum bu bilgisayarı sizlerin de gayet beğeneceğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bu bilgisayarda Intel'in 12. nesil işlemcisi ve RTX 3060 ekran kartı bulunuyor. Gelin hep birlikte Excalibur G870 bize neler sunuyor yakından bakalım. Sevgili arkadaşlar, kanalımı sizlerin desteğiyle daha ileriye götürdüğümü her videoda sizlerle paylaşıyorum. Kanalımı hızlı bir şekilde 100.000 aboneye ulaştırabilmek için de sizlerin kanalıma abone olmasını ve sosyal medya hesaplarımı da takip etmesini sizlerden rica ediyorum. Ve Excalibur Casper'ın yeni bilgisayarı G870 ile devam etmek istiyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi teknik anlamda açıkçası bu cihazdan çok da memnun olmama ihtimaliniz yok arkadaşlar. Yani cihazdan fazlasıyla memnun kalacağınızı düşünüyorum. Çünkü Casper bu cihazda birçok detayı ince düşünmüş ve bu ince düşündüğü detayları da gayet güzel bir şekilde bizlerle buluşturmayı başarmış. Hem çok ağır oyuncuları hem de profesyonelleri tatmin edecek bir dizüstü bilgisayar şu anda önümde durmakta olan bilgisayar. Malzeme kalitesine gelecek olursak ise oldukça kaliteli ve yine güzel malzemelerden seçilmiş bir malzeme yapısıyla karşılaşıyoruz sevgili dostlar. Şimdi cihazın ekranından başlamak istiyorum ben. Çünkü kapağı kaldır kaldırmaz hepimizin ilgisini ve doğrudan dikkatini çeken şey aslında bu cihazlarda ekran. 15.6 inçlik bir ekranı var bu bilgisayarın ve bu ekran Full HD çözünürlüğe sahip, aynı zamanda da 144 Hz'lik bir yenileme hızıyla geliyor. Ekranın parlaklığına baktığımız zaman 250 nit bir parlaklık seviyesine sahip. Yani ekranı beğendim mi derseniz, açıkçası ekran hoşuma gitti ki bu hani ailede, Excalibur ailesindeki bu cihazın yeri diğerlerinden biraz daha farklı tabii ki. Hani o anlamda bu bilgisayarın da üstüne özel bir şekilde düşmüş Casper tarafı. Ekranda sizlerin de beğeneceğine emin olduğum detaylar var. Şimdi 178 derecelik bir görüş açısına sahip bu ekran paneli. Tabi bu da ortamda oyun oynarken, hani bilgisayarı açarız ya biz, eskiler daha iyi bilir bunu. Çocukken biz oyun oynarken mutlaka eve bir arkadaşımız gelirdi, arkamızda otururdu. Ama tabi o zamanın teknolojisiyle şimdinin teknolojisi bir değil ve orada diğer kişi, yani oyunu oynayamayan kişi, izleyici pozisyonunda olurdu. Dolayısıyla onun da ekranı net bir şekilde görmesi için arkada böyle sürekli sağ sol yapması vesaire, bunlar gerekiyordu. Ama bu cihazda hani böyle bir şey yok. Gayet iyi bir görüş açısına, tam 178 derecelik bir görüş açısına sahip bu bilgisayarın ekran paneli. Genel anlamda ekran kabul edilebilir seviyede arkadaşlar. Bunu da sizlerle paylaştıktan sonra birazcık bu cihazın detaylarına doğru gitmek istiyorum. Oradan da artık teknik detaylara doğru hep birlikte geçiyor oluruz. Tasarımdan bahsedeyim. Şimdi gayet güçlü bir bilgisayar. Sağlam bir bilgisayar. Aynı zamanda da tasarımı da böyle diğerleriyle benzer bir bilgisayar, ama gayet böyle diğer dizüstü modellerine göre baktığımız zaman, özellikle oyuncu segmentindeki bilgisayarlarla, dizüstü bilgisayarlarla karşılaştığımız zaman, bu bilgisayar biraz daha ince, biraz daha narin ve biraz daha böyle taşınabilir bir şekilde bizlerle buluşmuş vaziyette. Cihazın ağırlığı 2,5 kilogram seviyesinde arkadaşlar ve 24 milimetrelik bir inceliğe sahip bu bilgisayar. Aynı zamanda da bu rakamlar böyle kulağa hoş geliyor gerçekten, hani diğer bilgisayarlarla karşılaştırınca. Ama klavye tarafına baktığımızda burada da güzel bir detay yine bizlerle buluşuyor. Bu bilgisayarın klavyesinde tam 65.026 adet arkadaşlar 3 bölgeli RGB LED aydınlatma var. Tabii ki bu aydınlatma atmaları, özelleştirmeler de yapabiliyorsunuz, ama genel anlamda karanlık bir ortamda hakikaten başarılı sonuçları bizlerle buluşturabilen bir LED klavye, LED aydınlatmalı klavye ile bizlerle buluşuyor Excalibur G870 ve ambiyans açısından da gerçekten odaya ayrı bir hava katıyor sevgili dostlar. Gelelim cihazın soğutma, yani genellikle oyuncu cihazlarında herkesin sorduğu ısınma problemi var mı vesaire gibi soruları da cevaplama bölümümüze. Şimdi bu bilgisayarda turbo termal fanlar kullanılmış arkadaşlar ve duruma göre bu fanların hızını arttırabiliyorsunuz ya da düşürebiliyorsunuz. Şunu söylemek lazım, gelecek bir soru olduğu için söylüyorum. Mutlaka deviri yükselttiğinizde bir ses oluyor mu abi soruları gelebilir. Evet, tabii ki tahmin edeceğiniz üzere deviri sonuna kadar açtığınızda bir miktar fan sizlerin sesi böyle duyabilirsiniz. Fan sesi duyabilirsiniz, ama hani bu da zaten oyun sırasında ya kulaklık kullandığınız için ya da bir şekilde sesi açık olduğu için çok rahatsız edici boyutlara da ulaşmıyor. Burada güzel bir detay var. Casper bu bilgisayara ömür boyu bakım hizmeti sunuyor arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde. Bunu da sizlerle paylaşayım ve yavaştan bu bilgisayarın kalbine doğru gitmek istiyorum açıkçası. Çünkü kalbinde gerçekten güzel teknik özellikler taşıyan, kalbi güzel bir bilgisayar gerçekten kendisi. Cihazın içerisinde 12. nesil Intel'in Alder Lake işlemcileri bulunuyor. Bu aileden i7-12650H modeli ve i5-12450H modeli bulunuyor arkadaşlar. Benim elimdeki model i7-12650H modeli. Bu işlemci ailesinde bir hibrit yapı bulunuyor arkadaşlar. Bu cihazda da o hibrit yapı oldukça güzel bir şekilde çalışıyor. Bu model sayesinde
sayesinde cihaz güç yönetimini, yani daha doğrusu bilgisayardaki performans yönetimini çok daha iyi bir şekilde yapabiliyor Intel'in yeni nesil bu işlemcileri sayesinde. 12. nesil Intel işlemcilerinde bulunan bu yapı sayesinde, örnek vermem gerekirse sizlere, ben bir video renderı alırken arka tarafta da video izlersem bilgisayarın işlemcisi hemen şöyle bir konumlama yapıyor arkadaşlar. Diyor ki ben şu anda render'a işlemcinin performans çekirdeklerini yönlendirmem lazım. Video izleyen taraftaki işlemler için de benim yani verimlilik çekirdeklerim yeterli olur diyor ve böylelikle bilgisayarda yaşanabilecek darboğaz ve benzeri durumların önüne geçilmiş oluyor ki genel anlamda bu bilgisayarda performans açısından gayet tatmin olacağınızı sizlere söylemem lazım. RAM tarafında burada az önce şunu söyleyeyim, RAM'e geçmeden önce bilgisayarın işlemcisinde sizlere bahsettiğim gibi iki tane farklı işlemci var. Casper'ın diğer dizüstü modellerinde olduğu gibi bu bilgisayarı da özelleştirerek satın alabiliyorsunuz. Birçok özelleştirme seçeneği bulunuyor. RAM'dir, SSD'dir, işte gördüğünüz gibi az önce buradaki işlemcidir gibi detaylar. Birçok detay web sitesinde bulunuyor. Oradan zaten aşağıya bıraktığım linkten de sizler de gidip özelleştirme seçeneklerine bakabilirsiniz. Hayalinizdeki bilgisayarı da satın alabilirsiniz arkadaşlar. DDR4 RAM ile geliyor cihaz. 32 artı 32 toplamda 64 GB'lık 4800 MHz varan bir RAM kapasitesine mevcut. Bu cihaz için maksimum özelleştirme için 64 GB, minimumda da 8 GB'lık bir özelleştirme seçeneği var. Böyle skala çok büyük. Siteyi açınca zaten görüyorsunuz. Ama ben size en maksimumu, en minimumunu söylemek istedim. Cihazda özelleştirmeyle bunları ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Ekran kartı tarafında ise RTX 3060 ile geliyor. 3060'ın 6 GB'lık versiyonu ile geliyor ama burada şunu söylemek istiyorum. Belki de bir müjde olabilir bu cihazı almayı düşünenler için. Bu bilgisayarda çok yakın arkadaşlar RTX 4050 ve 4060 seçenekleri de geliyor olacakmış. Casper tarafından bu bilgiyi de aldım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Depolama tarafında ise yine özelleştirmeden nasibini almış tabii ki. Bunlar gerçekten güzel. Yani fabrikadan sizlere hayal ettiğiniz bir ürünü çok hızlı bir şekilde gönderebiliyor olmaları da gayet güzel bir detay diye düşünüyorum. 250 GB minimum olmak üzere maksimumda 2 TB'a kadar bu cihazın özelleştirmelerini bulabiliyorsunuz. Burada üzerinde 2 tane bir giriş olduğu için 4 TB'a kadar varan da bir PCIe destekli SSD ile bu cihazın hafızasını yükseltmeniz mümkün oluyor. Yani okuma yazma hızını şu anda zaten görüyorsunuz ekranda. Açıkçası üstüne çok da söylenecek bir detay yok diye düşünmekteyim ve cihazın üzerindeki girişlerle devam etmek istiyorum. Bilgisayarın üzerinde oldukça bol miktarda giriş bulunuyor arkadaşlar. Bunlar bağlantı açısından çok önemli biliyorsunuz. Özellikle oyuncular için. Bu bilgisayarda Type-C girişi, Ethernet girişi, HDMI girişi ve 3 adet yüksek hızlı USB-A girişi yer almakta ve tabii ki bunların da cihazda bulunuyor olması, özellikle Ethernet girişinin bulunuyor olması hakikaten takdir ettiğim bir detay. Çünkü oyuncular için biliyorsunuz en önemli şey ping ve Ethernet de sizlere çok değerli bir ping sağlıyor. O yüzden Ethernet'in cihazın üzerinde olması bence önemli bir detay. Son değerlendirmeye doğru geçecek olursam arkadaşlar sizlere şunları söylemek istiyorum. Şimdi bu bilgisayar gerçekten performans anlamında ve kalite anlamında güzel bir cihaz olmuş. Sizlerin de memnun kalacağını düşündüğüm bir model olmuş. Ancak şöyle bir şey var. Birilerini memnun etmek çok da kolay değil. O birilerine ben de dahilim. Yani kimi zaman işte 64 oluyor ya niye 128 değil falan dediğim anlar olmuyor mu? Tabii ki oluyor. Ya da 64 bana çok, ben 32 GB RAM bana yeter dediğim anlar olabiliyor. Dolayısıyla burada bu bilgisayarın özelleştirme seçeneğiyle sizlerle buluşuyor olması önemli bir artı. Sizler istediğiniz gibi hayalinizi gerçekleştirebileceğiniz şekilde aşağı bıraktığım linkten gidip bilgisayarınızı özelleştirip satın alabiliyorsunuz. Yani hayal ettiğiniz cihazı satın alabiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Sizler ne düşünüyorsunuz Casper'ın yeni bilgisayarı Excalibur G870 hakkında? Nasıl olmuş? Satın almayı düşünür müsünüz? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi belirtmekten kendinizi alıkoymayın. Biliyorsunuz her zaman yorumlarınıza tek tek cevap veriyorum ve cevap vermeye de çalışıyorum hızlıca. Tabii bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.